Ekran başında bizi izleyen herkese 10 Mart Salı gecesinden iyi geceler diliyoruz. Bugün konuğumuz Hakan Bayrakçı Sonar Başkanı, araştırma şirketi Sonar'ın başkanı. Hakan Bey, bugünlerde en önemli konuklardan biri sizsiniz. Hoş geldiniz diyoruz. Estağfurullah, eksik olmayın. Gerçekten öyle, konunuz sebebiyle. Ne bu arada ben hemen programa başlamadan evvel bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Anketlerle ve bunun gibi ilgili konularla sorularınız varsa eğer, bu sorularınızı 2353'e SMS atarak bize iletebilirsiniz. SMS'lerinizi başına Cem TV yazarak onun arkasından mesajı etkili ekleyerek 2353'e gönderirseniz ben de buradan sizin sorduğunuz soruları Hakan Bey'e iletebilirim. Aynı şekilde Twitter ve Facebook üzerinden de bana ulaşarak sorularınızı sorabilirsiniz. Çok önemlisiniz çünkü bu aralar seçimin yüzdelik nabzını siz tutuyorsunuz. Partilerin oy oranları, kararsızlar, belki tahmini dağılımları derken şimdi bizim bütün kulağımız gözümüz sizde. Nereden başlayalım? Bir kere Cem TV izleyicilerinden önce ben bir özür dileyeyim. Çünkü yıllarca buraya çok geldim. Hatta bir ara her gece program falan yapıyorduk. Sonra son birkaç yıldır bir şeyler oldu. Yani yayınlara gelemedik. Şey de değil, bir herhangi bir olay sebep da yok. Sebep de yok. Denk gelmedi, tesadüf etmedi. Onun için kusurumuza bakmasınlar. Biz bugün bunu bir nebze o buluşmayı gerçekleştirmiş evet, olduk. Bundan sonra edeceğiz. Bundan sonra da inşallah istenildiği gibi o özlem de olur diyoruz. Şimdi nereden başlayalım dedik ama şöyle başlayalım. En çok merak edilenlerden birisi sizin de Şubat başında yaptığınız bir açıklama vardı. AKP'nin koltuk sayısının belli bir şey verdiniz. Dediniz ki 276'yı aşamazlar, yakalayamazlar diye iddialı bir çıkışta bulundunuz. Önce buradan başlayalım mı? Aşamayabilirler diye. Aşamayabilirler diye. Evet, tamam. Tedbir öyle alalım. Söyleyelim. Çünkü tedbir alalım. Her şeyi bilecek kadar genç değilim. Hele Türkiye'deki gibi siyasetle mümkün değil. Mümkün evet değil bu. Hala aynı fikirde misiniz? Şimdi zor. Niye zor? Söyleyeyim size. Bir kere 276 nedir? Önce bilmeyenler için onu söyleyelim. Tabii, 276 şu. Türkiye'de toplam, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 550 milletvekili var. Bunun yarısı 275 eder. Yarıdan bir fazlası da 276 eder. Evet. 276 sayısı şudur. Bütün bu yüzdeler var ya konuşulan, oy oranları, efendim şu kaç alacak, bu kaç alacak. Bu döner dolaşır, iş şudur. Hangi siyasi parti 276 veya fazla sayıda milletvekili çıkarırsa tek başına iktidara o gelir. Ya da? Yaşı müsait olanlar hatırlar. Meclis 450 kişiyken 20 yıl 30 yıl önce Demirel'in bir lafı vardı. Bulsunlar 226'yı gelsinler derdi. Şimdi o da 450'nin yarısı 225 ya. Evet. Onun bir fazlası 226. 226 idi o zamanlar. Bu 276 sihirli sayıdır. Yani en önemlisi milletvekili çıta sayısıdır. Çıta 276 evet orada. 276 veya fazla sayıda milletvekili çıkaran bir parti ki 12-13 yıldır AKP çıkarıyor işte. Tek başına iktidara geliyor. Niye tek başına gelebiliyor? Çünkü anayasa şöyle işliyor. Yine bilmeyenler için veyahut da prosedürü tam olarak bilmeyenler hatırlatma için bazında bir hatırlatma yapalım. Şimdi biz herkes her şeyi biliyor diye bazen konuşuyoruz. Halbuki bilmeyen izleyici olabiliyor. Şimdi normalde seçimler yapılır, oylar kullanılır, sandığa atılır. İşte o gün oy sayımı yapılır. Her ilin belli bir milletvekili sayısı vardır önceden belirlenmiş olan. Bu 550 kişi şimdiki Türkiye Büyük Millet Meclisi dediğimiz 550 milletvekili hangi ilden kaç kişi çıktıysa çıkar o 550 kişiyi oluştururlar. Evet. Eğer o 550 kişinin içinde birinci bakış en fazla milletvekili hangi parti çıkartmışsa 276'yı bulsun bulmasın, Cumhurbaşkanı o partinin liderini çağırır, der ki hükümeti kurma görevini sana veriyorum der. Buna kabine denir. Yani kabineyi kurma görevi. Evet. Bakanlar kurulunu. Gider yazar filan bilmem ne bakanı. Dışişleri Bakanı Ahmet. İçişleri Bakanı şu. Lider, parti lideri yani en fazla milletvekili çıkaran partinin lideri, genel başkanı gider o listeyi önce Cumhurbaşkanı'na sunar. Ben der şöyle bir bakanlar kurulu yaptım. Onayına sunar. Onayına sunar.
genelde Türkiye'de son 50 yıldır cumhurbaşkanları peki diyorlar. Yani şunu değiştir demiyor da. Şimdi nasıl işler o çark bilmiyoruz. Genelde peki der. Ama en mühimi güven oylaması dediğimiz, alır o bakanlar kurulu listesini, meclisin güven oyuna sunar. Güven oyu da şudur. 550 milletvekili o kabineyi, yani o bakanlar kurulu listesini evet veya hayırla oylar. Menfi ya müsbet görüşünü belirler bu yolla. Evet, buna güven oylaması denir. Güven oyu aldı mı bir hükümet? Hani derler ya, güven oyu aldı hükümet, evet. Veya güven oyu alamadı. İşte bu da 276 veya fazla kişi evet demişse, işte o parti, o bakanlar kurulu artık hükümettir. Şimdi 13 yıldır böyle oluyor Türkiye'de. 2002 seçimlerinden beri, 2002, 2007, 2011, şimdi geliyoruz 2015 genel seçimlerine. 3 tane seçimdir. 2002, 2007, böyle işliyor 2011 sistem. Aynen böyle işledi ve 276'yı her seferinde, 3 seçimdir, tek başına AKP geçebildiği için tek başına iktidara gelebildi. Buna tek başına iktidara gelmek deniyor. Bir de şuna dipnot açalım yine bilmeyenler için. Ola ki bir parti 276'yı geçemedi. Mesela yaşı yetenler hatırlar. 1977 seçimlerinden sonra rahmetli Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisi, o zaman 226 idi bu sayı. Evet. Şimdi 276. 10 kişi mi ne eksik kaldı? 10 kişi eksik kaldı. Yani 214 milletvekili çıkardı ya da 215. 11 kişi eksik kaldı. 11 kişi bulunamadı. Transfer edildi. 226 bulunup hükümet kurulabildi. Ama 99 seçimlerini, ki siyaseti yakın izleyenler 99 seçimlerini hatırlayabilirler. Bülent Ecevit'in DSP'si %23 aldığı halde, yani 276 milletvekilini bulamadığı halde, bulamayınca da koalisyon hükümeti dedikleri de şöyle oluyor. İşte senin kaç milletvekilin var filan partinin, o zaman Anavatan Partisi'nin, şu kadar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kaç milletvekili var? 80 kişi, 70 kişi, 50 kişi neyse. DSP'nin de işte 100 küsür kişi vardı. Toplam 276'yı geçtiler ve koalisyon hükümetini kurdular 1999'da. 99'da. 2002'de de genel seçimlere gitti. Yani özetle, biraz hoca gibi anlatmış oldum ama bağışlasınlar, bilenler bildiği şeyi bir daha dinlemiş oldu. Ama bilmeyenler için anlattık ki 276 milletvekili bulmak iktidar olmak demektir. 3 seçimdir AKP'nin yaptığı budur. Şimdi bu seçim ben niye zorlanırlar dedim sorunuza gelince. Bu arada bunu cevap verirken de bunu da ben sormak istiyorum. Onun üzerinden de kurarsınız konuyu. Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasında bunda etkisi var mı? Tabii ki. Şimdi bakın, beğeniriz beğenmeyiz, beğenirsiniz beğenmezsiniz. Bu ülkeden bir oy alıyordu. Evet. 2002'de işte 3 seçimdir dediğimiz 2007'de gibi. %46 küsur aldı. 300 küsur milletvekili çıkarttı. Yani 276'yı 40-50 kişi geçti. Evet. En son seçimde 2011 seçimlerinde %49 küsur aldı. Her iki seçmenden biri AKP'ye oy verdi. Dolayısıyla 276'yı geçtiler. Şimdi bu don sistemi dediğimiz milletvekili hesap sistemi var. Her il için ayrı hesaplanır milletvekili sayısı. Zorlanırlar dememin sebebi, iki tane sebebi var. 3-4 sebebi var da başlıca iki sebebi var. Birisi bahsettikleriniz stabil sebepler mi? Yani değişir tabii mi? Tabii ki yok. Stabil sebepler diyebiliriz. Yani şu saatten sonra artık değişme şansı olmayan sebepler. Anladım. O anlamdaysa evet, stabil sebepler. Mesela bir tanesi, geçen seçimlerde partinin lideri olarak direkt Recep Tayyip Erdoğan, yani Sayın Erdoğan genel başkan. Evet. İdi. Başbakan adayı o idi. Meydanlara çıkıyordu, konuşmasını yapıyordu. Bizzat o götürüyordu mitingleri, evet. Şimdi cumhurbaşkanı o. Lider Davutoğlu, başbakan ve AKP'nin de genel başkanı Ahmet Davutoğlu. Öyle görünüyor. Yani şekli olarak böyle. Şimdi burada sorun şu,
Eğer Recep Tayyip Sayın Erdoğan çıkıp Cumhurbaşkanı olarak AKP'ye il il dolaşıp kampanya gibi oy toplamak için kampanya yaparsa, bu Cumhuriyet'in demokrasi tarihi bölümünde 1950'den beri diyelim biraz ilk olacak. İlk olacak. Yani 60 küsür senedir ilk defa böyle bir şey olacak. Yasada karşılığı var mı? Çünkü Cumhurbaşkanı'nın çıkıp bir parti için seçim kampanyası yapar gibi konuşması çok sağlıklı karşılanmaz. Muhalefet ne yapmalı olur. Durumda? Hayır, muhalefet ne yapmalı mesela? Bu şu anda bile yani bunlar çiğneniyor, yapılıyor. İşte diyor ki 400 koltuğa ihtiyacımız var yasayı, anayasayı yeniden yapmamız için. Şimdi bu durumda muhalefetin konunun içinde olduğu için soruyorum. Muhalefet ne yapabilir? Mesela yapabileceği şeyler içinde neler var? Şimdi bir kere muhalefet, yani CHP, MHP ve HDP, şimdi şu an meclisteki muhalefetten bahsediyoruz. Gerekeni yapıyorlar da ve şunu söylüyorlar, şunu anlatmaya çalışıyorlar. Tabii anlatabildikleri, seslerini duyurabildikleri kadar. Medyanın da biliyorsunuz çünkü %60-70'i belli bir yönde. Evet. Ya da ayırdıkları süreler belli yani liderlere, partilere. Yapmaya çalıştıkları şu, diyorlar ki Cumhurbaşkanı çıkıp AKP için kampanya yapıyor kardeşim diyorlar. Yani birinci sorun bence, birinci sorun AKP neden o 49'ları, 46'ları bu seçim zor alır diyorum. Bakın anketi yapmadan, son anketleri yapmadan alamaz, edemez diyemem. Ama zor alır diyorum, zorlanacak diyorum. Nitekim yarın bir gazetede, bir muhalif gazetede diyelim. O çok okunuyor zaten. Evet, bizim bir anketimiz çıkacak. Yarın alır okurlar. Son yaptığımız sonarın son anketini okurlar. Şimdi orada rakamlar var. Hatta simülasyon da yaptık. Kim kaç milletvekili çıkarır simülasyonu da yaptık. Dağıtımı da yaptınız. Tabii. Hatta iki tane ihtimal koydum. Yani AKP'nin şimdi yarın gazetede çıkacağı için rakam vermeyelim. İki ihtimali kriteri neye göre koydunuz? Ya şuna göre koydum. Şimdi bir anketten çıkan sonuç var. Bu sonuç olursa bakın milletvekili sayısı böyle dağılır. Ama diyelim ki AKP hata payı dediğimiz bir şey var her ankette. 2 puana yakın hata payı vardır yukarı aşağı. AKP ola ki 2 puan daha fazla alırsa da şöyle bir, yani ya da HDP barajı geçemezse şöyle bir simülasyonla şöyle bir milletvekili dağılımı puanı, olur dedik. 2 puanı yüzde kaçın üzerine koydunuz? İşte AKP'nin alacağı, onu yarın gazetede okusunlar. Ha, burada sözüm var gazetede onun için. Ha, o yüzden aşk tabii. Olsun Hakan Bey. Yok estağfurullah, aşağı yukarı belli zaten. Yani. Tamam. Şimdi şimdi olay şu, 276'yı tutturmaları zora giriyor. Birinci sebep, Cumhurbaşkanı'nın çıkıp bu partinin asıl lideri benim diye 60 yıldır toplumun alışık olmadığı bir modelle Cumhurbaşkanları tarafsız pozisyonda olurlar genelde. Taraf olurlar, filan partiden seçilirler ama çıkıp kampanya yapmazlardı bugüne kadar. Yani seçim kampanyası yapmazlar. Seçildikten sonra aktifliği bırakırlardı kendi tabii partileri ki, adına. Bırakmaları da lazım. Tabii ki. Mesela Abdullah Gül de aslında buna bir örnektir. Süleyman Demirel de keza. Demirel de örnektir. Demirel Turgut Özal da bir Özal örnektir. Özal bile ki Özal'ı yani Anavatan Partisi milletvekilleri seçti. Ama ona rağmen tarafsız olmaya çalıştı. Çalıştı diyelim. Yani bu kadar bariz değildi. Yani en azından çıkıp Anavatan Partisi için kampanya yapmadı, seçim kampanyası yapmadı. Şimdi bu bir sıkıntı doğuracaktır. Evet. Yani bu olumlu gibi algılanıyor ama, yani AKP'nin lehine olur diye algılanıyor ama, burada zaten doruğa ulaşmış, artık ötesi kalmamış bir %50 var ortada. 49 küsur almış Tayyip Erdoğan, yok çıraklık, kalfalık, ustalık denmiş. Ustalık döneminde de %50'yi görmüş. Değil mi? Cumhurbaşkanı seçilirken 52 almış. %52'yi görmüş. 52'yi de görmüş. Ki bizzat o şahsıyla aldığı bence bir oydu. Evet. İşte hepsi bir bütün. Bir doyuma ulaşmış. Şimdi bu noktadan sonra toplumun alışkanlıkları var. Bakın başkanlık sistemi, ki geri gelirse konuşuruz. 4 yıldır siyasi iktidar, yani AKP hükümeti büyük bir gayretle başkanlık sistemine geçilsin diye toplum üzerinde bir
Önce bir empoze başladı. Şimdi empozisyon bir başladı. Bir empoze başladı. Sonra ama ona rağmen anketlerde hala kitlenin büyük çoğunluğu başkanlık sistemi istemiyorum kardeşim diyor. Hazır değil. Bunu sırf bizim Soner değil. Yok genelde hadi bu anket sonuçları böyle. Hadi diyorlar evet. Yani AKP karşıtı falan diyorlar. Sonuçları buluyoruz da yine de diyorlar işte yani benim kişisel görüşlerimden ötürü. Öbür şirketler de %60 hayır istemiyorum diye buluyor. Yani AKP ile iş yapan, çalışan, AKP'ye anket yapan firmalar da bunu 55-60 istemiyor buluyorlar. Biz okuyoruz zaten gazetelerde de okuyoruz. Şimdi dolayısıyla yani toplumun AKP'ye oy verenlerin dediğim toplumun değil. Bir belli alışkanlıkları var. Yani Cumhurbaşkanı çıkıp bir parti için parti lideri gibi kampanya yapmaz. Dolayısıyla bu her ne kadar AKP'nin işine yarayacak gibi gözükse de en az birkaç puan, belki 3-5 puan bilmiyoruz onu göreceğiz işte. Bir fire verdirtecektir. Yani bu kadarı da olmaz dedirtecektir. Bakın bu bir. Bu bir zayıf neden diyelim. Zayıf neden derken şunu kastediyorum. Yani daha az etki edecek bir neden. İkinci bir neden daha var. Şimdi Ahmet Davutoğlu belki heyecanlı konuşabiliyor ama Tayyip Erdoğan'ın tarzında biri değil. O hatip. O iyi konuşan bir adam. Yani o oyları da öyle alıyordu zaten. Katipliğiyle alıyordu konuşması. Hadi Davutoğlu da hatip diyelim. O da iyi hatip. Ama aralarında en azından ikisi de aynı olur. Aynı oyu alır dedirtecek bir benzerlik yok. Yani biraz daha azalması lazım. İkinci basit nedeni söylüyorum. Düz mantıkla söylüyorum bunu. Ama şu anda bir de şey yok mu? İtibar kaybı yok mu? Şimdi bir de bu var yani. Sayıyorum işte. Yani madde evet. Madde söylüyorum. Bu bir tanesi. Tamam, sabır diyorsunuz. Tamam. Yok sabırdan değil. Şimdi bir sebep ne dedik? Cumhurbaşkanının kampanya yapması ters tepecek dedik. İkinci sebep ne dedik? Davutoğlu'yla Tayyip Erdoğan arasında biraz fark var dedik. Aynı etkiyi bekleyemeyiz dedik. Aynı etkiyi beklememeliyiz. Daha özeti bu. Üçüncü bir sebep. İktidarın 13 yıllık hani metal aşınması denilen bir kere bir doğal şeyi var. Yani bir yıpranması var. Şimdi mesela dolar uçmuş gidiyor. Bunlar %0 bilmem kaç da olsa ya da 1-2 puan da olsa etki yapar. Ya da görünmeyen ciddi bir ekonomik kriz var şu an Türkiye'de. Yani görünen de adı kriz konmamış bir kriz var. Yani ödemelerde şirketler sıkıntılar çekiyorlar. Ülkede ciddi bir ekonomik şu anda sıkıntı aşamasında. Ama bu doların yükselmesi de bazı sektörlerde ciddi anlamda özellikle ithalatta ciddi bir sıkıntı yarattı. Günlük cirolarda da korkunç yükseltiler oldu. Bu da belli zaten. Tabii ki işte bu ekonominin sıkıntısının göstergesi. O da yansıyacaktır zaten. Tabii her türlü yansıyacaktır iş pazara. Dördüncü bir sebep olabilir. Şimdi bir süre sonra seçmen bir kısmı. Yani bunların hepsi böyle topyekün demiyorum. Bir puan ondan, üç puan ondan, iki puan ondan. Totali ben faktörleri bulacağım. Sayıyorum. Evet. Dördüncü bir faktörü söyleyeyim. Yıpranmanın dışında son gelişmelere baktığımızda Türkiye'nin artık yani mesela komşularıyla, Suriye'yle arası açılmış, İran'la problemli. Bilmem Yunanistan'la kopmuş. Problemli. Hep her tarafta problemli olmadığı ülke kalmamış. Yok. Yani Amerika bile çıkarları gereği bana sorarsanız benim tabirimle kerhan vaziyeti idare ediyor yani. O Suriye krizinden sonra zaten o da bileti kesti şimdi gibi. Şimdi bir sürü faktör var. Şimdi bu faktörlerin arasında muhalefet hiç saymadınız. Ama muhalefet 13 yıldır muhalefetini yapıyor zaten. Yani muhalefet burada muhalefetten çok iktidarın yıpranmasına dikkate almalıyız. Çünkü örneğin 2011 seçiminde Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olduğunda, yeni bir umutla olduğunda %25.9 aldı. Evet. Aşağı yukarı CHP'nin oyuydu zaten o. Devlet Bahçeli, Sayın Bahçeli bilmem işte o da 13 yıldır orada. O da bilmem işte 14 aldı. Yani dolayısıyla burada muhalefetin söylemlerindeki değişikliklerden çok veyahut da etkiden çok iktidarın 13 yıllık yıpranması kulağına en azından iktidarı 276'yı tutturamayabilirler lafının arkasındaki realiteyi arayanlar için söylüyorum.
daha mantıklı gelecektir. Daha evet bu faktörler daha etkili olur diye düşündürecektir. Ama mutlaka elbette beşinci faktör olarak muhalefetin de söylemlerinin artık biraz sesinin duyulmaya başlaması da etkilidir. Say 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 bitmez. Bana göre işte 40'ın biraz üzeri, belki 40'ın altı seçime doğru, bilemem. 40'ın üzeri bile olsa ben size şöyle söyleyeyim bir kere. HDP barajı geçtiği an, %10 yurt barajını geçtiği an AKP 276'yı tutturamaz. Yani bunu şeyle söyleyebilirim. Tutturamayabilir değil, tutturamaz diye söyleyebilirim. Peki burada çok hemen önemli bir şey sormak istiyorum. Siyaset algı üzerinden yapıldığı için şöyle bir söylenti var. Yani böyle bir nokta yani hedef gösteriliyor. HDP'ye oylar mı gider? HDP'ye oy, hayır öyle bir şey söylemeyeceğim. Özellikle bu da bu algıda oluşturulmaya çalışılıyor. Deniyor ki mesela HDP şayet %10 barajını aşar ise o zaman koltuk, yani sandalye sayısı azalacağı için, AKP'den alacağı için bu sandalyeleri, doğal olarak AKP tek başına anayasa yapamayacak deniliyor. Oysa ki unutulan bir ihtimal var. HDP beklentisi olan bir parti, iktidardan beklentisi olan bir parti. Bunu karşılayacak olan da iktidar olursa ikisi işbirliği içinde bu anayasa çıkmaz mı zaten? Şimdi çok basit matematikle söyleyeyim. Matematikle soruyorum. Bir kere HDP barajı geçtiği an AKP 240-250 milletvekilini zor tutturur. Koalisyon o zaman. Yani ikinci bir partiye ihtiyacı var. Tek başına gelemez. 276'yı bulması çok zordur. Yani şimdiden bu kadar iddialı konuşmayayım da HDP diyorum, bakın barajı geçerse %10 yurt barajını, AKP'nin 276 veya fazla sayıda, yani 13 yıldır olduğu gibi tek başına iktidara, bırakın anayasayı değiştirmeyi, anayasayı değiştirmeye bilmem 400-367 ya da 400 milletvekili lazım. Bırakın 400'ü, bırakın 367'yi. Referanduma götürmek için 330 milletvekili lazım. Bırakın 330'u. Ben size diyorum ki 276'yı zor bulur diyorum. Koalisyon olursa? Koalisyonu AKP, HDP ile yapmaz. Neden? Neden yapmaz söyleyeyim. Şimdi HDP'nin barajı geçmesi evet AKP iktidardan düşürecektir, ama düşürebilir, ama tedbirli söyleyelim. HDP ile de koalisyon kuran bir siyasi partinin bu ülkede ne yazık ki oyları düşüyor. Yani bu iyi bir şey diye söylemiyorum. Ama böyle. Mesela rahmetli Erdal İnönü SHP ile o dönemin hatırlarsanız DEP-HEP milletvekillerini meclise soktu. %30'luk parti birdenbire %3'e 5'e düştü. Ama o zaman zaten o bünyeden giden milletvekilleri bir sonra da HDP'de de kendi bünyelerinde yer bulamadılar. Milletvekili aday olarak fark girdiler etmez. Yani. Orada önemli olan şuydu. Hatta ben yaşadığım hatırayı söyleyeyim. İyi hesaplanmayan şeyler vardı orada aritmetik olarak da. İşte bakın yaşadığım bir şeyi söyleyeyim. Şimdi Erdal İnönü 91 seçimlerinde DEP'li, HDP'li milletvekillerini meclise soktu. Evet. CHP, SHP listelerinden. Bu demokrasi adına çok hoş bir hareketti aslında. Ya anlaşılabilseydi veyahut toplum istendiği gibi algılasaydı, öyle diyelim. Sonra birdenbire anketlerde %13-15 çıkmaya başladı SHP. O sırada da zaten lider değişikliği oldu. Murat Karayalçın geldi, Erdal İnönü gitti. Bir sonraki seçimlerde de HDP olarak girdi zaten. Şimdi Murat Karayalçın kendi hatıramla birleştirerek bizi dinliyorsa yani bağlanabilir, teyit edecektir. Doğru, Hakan doğru söylüyor diyecektir. Sayın Murat Karayalçın, şimdiki CHP İstanbul İl Başkanı olan Sayın Murat Karayalçın, SHP Genel Başkanı iken ve Tansu Çiller'le iktidar ortağı iken, koalisyon hükümetiydiler, mecliste çağırdı, dedi ki ya dedi bu bizim SHP'nin oyları niye düştü? Bir anket yapalım, sebebini öğrenelim. Sebebini görelim. Niye düşüyor? Evet, bir anket yaptık. 92, 93, 94 yılları, seneleri tam hatırlamıyorum. Yani ama diye 92 ya 93 falan. Ankette çıktı ki o işte Leyla Zana'nın sarı kırmızı yeşil şeyle çıkıp mecliste yemin edişi falan, SHP'nin DEP'i veya HDP'i meclise sokması toplumda doğru algılanmadı. En azından SHP'nin oy depoları olan
Ege ve Akdeniz bunu reddetti. İstemedi. Laf şuradan geldi. Siz dediniz ki AKP, HDP'den evet, koalisyon hükümeti kurmaz mı? Şimdi AKP'nin bunu yapacağını tahmin etmiyorum bu hesap yüzünden. Çünkü AKP o koalisyonu kurduğu an bir ay sonra anketlerde %23 falan çıkmaya başladı. 20 çıkmaya başladı. Bir de o bahsettiğiniz dönemler kaldı ki Tansu Çiller'in işte iktidarın döneminde PKK saldırıları ve şehitlerimiz neredeyse minimize edilmiş vaziyette. Sıfıraymış dönemdeydi o dönem. Buna aynen, rağmen geride bu bravo, kadar tepki görmüştü. Şimdi 30 bin şehit çıkmış. 30 bin hala şehit olmuş. Hala bir tehdit var. Müthiş bir PKK olayı yaşanmış. PKK ile HDP'nin yakın siyaset yaptığını bilmeyen yok. Yok. Şimdi böyle bir tabloda HDP ile koalisyon hükümeti kuran bir siyasi parti ne olur? Siyasi hayatı biter. Yıpranma olur zaten. Yok, ama biter işte biter. %13'e falan düşer. Bir anda düşer. Ne yazık ki. Yani bunu hakikaten de ne yazık ki diye söyleyeyim açıkçası. Şimdi ne yazık ki diyemiyoruz. Neden? Çünkü ben siyaset algı diyorum üzerinden yapıldığı için bir şeyler yanlış ifade ediliyor olabilir. Yani doğru ifade edilemiyorsa şayet, çünkü siz de biliyorsunuz siyaset algı üzerinden yapılır. Şayet kendilerini iyi ifade edemiyorlarsa, toplum tarafından yanlış algılanıyorlarsa işte bu AKP ile koalisyona da yansır, başka aritmetik hesaplara da yansır. Ve o zaman elbette. Şimdi 30 bin şehidi kim tasvip edebilir? Yani veya orada işte milliyetçi ya da ulusalcı duruşumuzla durup tabii ki durmak özgür zorunda kalırız. Özgür söylemde bulunamayıp elbette sürekli bir İmralı temsilcisi söyledim olurlarsa. Silah bırakmış. Bilmem artık ülkeyi bilmem bölmek, şunu yapmak bunu yapmak gibi bir takım şeylerin peşinde koşmayan, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki gibi bir kampanya yapan Selahattin Demirtaş sempatisinde bir yaklaşımla, Selahattin Demirtaş barış beklentisinde samimi olan, samimi olan yani bunu 50 türlü tanımlayabiliriz. Ki bu karşılıklı olacak. Ama ona rağmen diyorum ki AKP o koalisyonu kurarsa, şimdi diyelim 276'yı tutturamadı, 240'ta kaldı. HDP'de 60 milletvekili çıkarttı ki barajı geçerse en az 60, 55-60 çıkarır milletvekili. Evet. İkisi toplam 300 ediyor. Anayasa, bu soru şuradan geldi. İkisinin toplamı da anayasayı değiştirecek sayıyı çıkaramaz. Onu anlatmaya çalışıyorum özetle. Siz saat kaç deyince ben İsviçre'den başladım ama lafı biraz dolandırdım ama. Ya tabii ben en başta saati sordum bile unuttum bu saati ne sordum. Şimdi ben hatırladım geldim. Ama sizin bu rakamlarınızın geldim üzerine şayet bu rakamlar olursa tutamaz. Elbette, elbette. Ama rakamı da söyleyeyim ben size. AKP 43 alsın, HDP de 10.1 alsın. %43'ten bahsediyorum, pardon. 33'ten değil. 43 ya. Koskoca %43. 53.1 eder. Evet, ikisinin toplamı oy oranı olarak 53 etse de toplam çıkaracakları milletvekili sayısını söyleyeyim size. %43 AKP alırsa 245 milletvekili çıkarır. HDP'de 55-60 çıkarır. Çünkü HDP'nin vekil çıkardığı şehirlerde vekil sayısı düşük olduğu tamam, için. Tamam, ne diyor toplam? Olmayacak. 300 ediyor. Referanduma bile götürecek sayı etmiyor. Ha, iktidar olabilirler. Yani tek başına iktidar dediğimiz 276'yı geçebilir ikisinin toplamı. Fakat o koalisyon hükümetini de AKP kurmaz. Çünkü o zaman AKP biter. Kafalarındaki, böyle bir açmaz var. Kafalarındaki yani sistemi hayata geçirmek için koltuk sayıları hiçbir durumda zaten yetmez o zaman. Kısa bir araya gidiyoruz. İlk aynen yarım saati doldurduk. Kısa bir ara sonra gene biz buradayız. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlar çok fazla var. Öncelikle biraz onlara göz atalım. Hakan Bey. Evet. Şimdi ben de Twitter'a baktım diyor ki, bir anda. Twitter'da kalabalık diyorsunuz. Hı. Hakan Bey diyor, kanal kanal gezip sizi aradık. Cem TV'de bulduk. Çok şükür diyor. Yıllardır meclise 4 bir parti daha girmeli ki AKP 276 bulamayıp tek başına yani hükümet kuramasın diyorsunuz. AKP, CHP, MHP ve X bir parti, bu partinin Vatan Partisi olma ihtimali var mı? CHP, MHP ve Vatan Partisi koalisyonu kurabilir mi diyor. Türk Ulusu'nun tek umudu bu. Emekli bankacı Türkan Karasu İstanbul'da. Şimdi tabii HDP'nin aslında bir anlamda Vatan Partisi'nin durumunu sorguluyor galiba. Tabii. Biraz da şunu sorguluyor. Demek istiyor ki AKP 276'yı tutturamasa da diyor,
276'yı CHP ile MHP ikisi değil, üçüncü bir partiye ihtiyaç duyacaklar. Bu HDP olursa üçü nasıl koalisyon kurar? Evet. Gibi de sormuş oluyor. Çünkü CHP, MHP, HDP. Biz her ikisine cevaplayalım. Hadi CHP'yi biraz hani ortada dengeyi sağlayacak bir hem milliyetçi tarafı var hem demokrat tarafı var filan diyelim. Ama MHP mesela işte bu gerek açılım süreci konusunda veya PKK konusundaki falan tavrı net. Belli, gerçi net. CHP'nin de net de. Şimdi yani o nasıl olacak gibi bir soru. Şöyle orada bence şöyle yapmak lazım. Şimdi Vatan Partisi'nin bir yükselişi olduğu tamam doğru. Yani İşçi Partisi adı değişip daha Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan eski marjinal sol diyelim söyleminden Atatürk'te buluştuk söylemine geçen bir hüviyetle yaklaştığı için Vatan Partisi son özellikle 5-6 yıldır. Yani Doğu Perinçek Ergenekon'da yattığından evet, şimdi beri. Vatan şimdi Vatan Partisi evet. Oldu İşçi Partisi. Şimdi hem isim değişikliği filan. Dolayısıyla diyor ki yani CHP, MHP ve Vatan Partisi bir şey. Şimdi orada tabii Vatan Barajı geçip geçmemesiyle ilgili o son birkaç ay o işler belli olur. Bir artışta olduğu görülüyor ama o baraj olur mu olmaz mı onu şu anda kestiremeyiz. Onun için erken. Ama daha pratik bir yolu var. Cumhuriyet Halk Partisi dönüp Vatan Partisi'ne dese ki ya kardeşim senin bir oyun var. Gel şu seçime nasıl 2007'de CHP, DSP ile girdi. Bak senin bir oyun var. Gel bizim listelerimizden adaylar göster. Yani partiyi kapat da bize gel şeklinde bir yüksek kaprisle değil diyelim. Bu biraz yüksek bir şey oluyor, ego oluyor. Ki bunu demediğini de demeyeceklerini de düşünürüm Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin. O seçim ittifakını yapsa, hatta buna bilmem Emine Ülker Tarhan'ın partisini de alsa mesela, her ne kadar efendim oyları bölüyor filan dense de aynı şey Vatan Partisi için de geçerli. Ama orada sıkıntı şu. Şimdi CHP'nin oy depoları nereler? Oy deposu dediğimiz en çok oy aldığı yerler nereler? Sahiller. Sahiller. Sahiller nereler? Ege sahilleriyle Akdeniz sahilleri. Evet. Peki bu iller niye CHP'ye oy veriyor? Bunlar hiç hayatında CHP'ye oy vermiş şehirler değil. Bu arada onu söyleyeyim. Şimdi bilmeyenler için. Bakın internette eski seçim tarihini bakın incelesinler. Ege sahili Silme eskiden merkez sağ verirdi. Neresi? Aydın. Neresi? İzmir. Neresi? Balıkesir. Hep Doğru Yol Partisi, Adalet Partisi, Anavatan Partisi. Hiç SHP, CHP çıkmaz buralardan. Hiç çıkmadı. İlk defa İzmir ve Aydın CHP'ye veriyor. Şimdi bilmeyenler mesela sallıyor. CHP, İzmir Solun Kalesi. İzmir Solun Kalesi malesi değil kardeşim. İzmir 10 senedir CHP'ye veriyor. Ve Solun Kalesi denilen yerlerden biri mesela Tunceli'ydi. Hah, Solun Kalesi derseniz Tunceli'yi anlarım. Efendim ne bileyim bir vaktiyle Fatsa'yı anlarım. Veyahut ne bileyim İç Anadolu'da birkaç yer vardı anlarım. Peki neden bu siyasi doku Aydın'da ve İzmir'de değişti? Muğla, bakın Muğla, Aydın, İzmir, bütün Trakya yani Kırklareli, Edirne, Tekirdağ. Neden buralarda CHP fark atıyor? Yüksek oy almıyor, fark atıyor. Niye? Çünkü bu şehirlerin bir hassasiyeti sağcılık solculuk değil, bitti o işler. Bu şehirlerin hassasiyeti şu: Atatürk değerleri, Cumhuriyet değerleri, laiklik, bunlar. Kırmızı çizgileri bunlar. Kırmızı çizgileri bunlar. Yani bugün iktidarda AKP olmasa, yani Refah Partisi, yani Milli Selamet Partisi kökeninden gelen, Atatürk karşıtlığı ile bilinen diyelim, bir parti iktidarda olmasa İzmir, Aydın, Muğla CHP oy filan vermez. Peki ben burada hiç vermemiş. Bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi siyaseten söylediğiniz bu altı okun içinde bulunan değerlere sahip çıktıkları için tamam oy veriyorlar genel seçimlerde CHP'ye. Fakat İzmir, Aydın, Muğla bunların büyükşehir belediye başkanları da gene CHP'li. Evet CHP'li işte. Yani burada da aynı şey oluyor mu? Aynı bakış açısı mı? Aynı egemen oluyor? Başlangıcı öyle.
Mesela Aydın'da belediye başkanlığını ilk Özlem Çerçioğlu bir puanla kazandı ilk. Yani farkı büyüttü. Şimdi büyüttü. Şimdi Aydın ona hizmet. İyice sağlamlaştı. Tabii, sağlamlaştı. Osman Gür'ün Muğla. Çok basit, şöyle bakın. Aydın'da 2002'ye kadar hiç solun kazandığını göremezsiniz. Hiç. Yani H-İ-Ç. Çünkü Menderes'in memleketi, bu kadar basit. Adalet Partisi, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi. Şimdi CHP fark atıyor. Niye? Çünkü Aydın deniz kıyısında, işte batıyla sahil kasabaları nedeniyle turizm var. Özgürlüklere de biraz düşkünler. Çok işte aynı var. Şey. Şimdi siz yüzünüz biraz batıya dönük olduğu zaman niye mesela işte Alevi CHP'ye oy veriyor ağırlıklı olarak diyelim? Çok basit bakış sebebi var. Bakış açısı daha çağdaş desek birileri kızacak, modern desek birileri kızacak. Kızan kızsın, umurumda değil de. Yani benzer sebeplerden. Şimdi çağdaşlık bu ülkede kimle temsil edilir? Atatürk'le temsil edilir. Bana göre öyle. Çağdaşlık deyince ben bir tane adam tanırım yani. Bir numarada bir tane adam tanırım. Çağdaşlık deyince. Modern cumhuriyet. İşte modernize edilmiş toplumun liderlerinden oldu. İşte onun, bu modernize olmak başka bir kelime. Orada Atatürk, çünkü Mustafa Kemal Atatürk en önemli bir numaralı açık ara isimdir. Atatürk'ün hassasiyetleri nedeniyle CHP'ye oy veren kitle var bugün. Sol nedeniyle değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. O net. Yani bu son 10 yıldır böyle. Peki şimdi bizi bu soru da şuradan gelmişti. Bu kitlenin aynı zamanda ulusalcı ve milliyetçi bir damarı da var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Tabii. Şimdi onun için şimdi eleştiriyorlar mesela CHP yönetimini ama amasını söyleyeyim. CHP yönetimine diyorlar ki ya adam gibi bir sol parti ol, bak aslan gibi %30 alıyorsun. Hiçbir şey bilmeyenler bunu söylüyor işte. Hiçbir şey bilmediklerini de iddia ediyorum. Yani Türk siyasetinin sesinden anlamayan adamların lafı, bana göre bu. Çünkü CHP çıkıp ben tamı tamına bir sol partiyim dese %9,5 zor olur. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bunu bilmeyecek, görmeyecek. Bütün oradaki o yönetici adamlar da kafası çalışmayacak. O sıkıntıyı çekecekler, iki arada bir derede kalacaklar. Sadece bunu diyen 3 tane fetva veren adam doğru söylüyor olacak. Var mı öyle bir şey ya? Yok. Mümkün mü? Niçin CHP yönetimi hem ulusalcı değerlere sahip çıkarak, yani milliyetçi değerlere hatta sahip çıkarak, hem Atatürk'e sahip çıkarak ama hem de sosyal demokrat değerlere sahip çıkarak politika yapıyor veya yapmak zorunda kalıyor? Cevabı çok basit. Çünkü bu seçmen CHP demiş kardeşim. Bunun için yapıyor, mecbur. Yani oradaki ideolojiyi görüp kabul ettiği için, ama mesela bir MHP ile CHP kelimesini kullandığımız için söylüyorum. 2009 yerel seçimlerinde de gene bazı Ege şehirlerinde iki parti paslaşarak birbirlerine şehirleri hediye ettikleri de, yani bunu da hatırlıyoruz çok yakın bir şimdi zamanda. MHP çok bu arada MHP çok oy yükseltecek. Şimdi onu soracaktım. Şu izleyenler merakla bekliyordur. MHP ve CHP'de sizin çok iddialı bir lafınız var. Diyorsunuz ki ben MHP %18'in altında almayacağına eminim diyorsunuz, ama tabii bu artı eksisi de var. Hatta bayağı ciddi iddialı söylediniz. Ben bunu buradan hatırlatmıyorum zihinlerde kalmasın diye. Yok, kalsın. 18'in altında alırsa, 1-2-0-2-0-3 alırsa mühimdi. Yani 17-8 olursa mesleği bırakırım dedim. Mesleği bırakırım dediniz. Yani umarım şaka yaptınız. Yok, şaka değil, ciddiyim. Ama MHP'nin %2-0.02-0.03 olmazsa şayet, MHP öyle çıkmadı diye sizin mesleği bırakmanızın, yani böyle bir şey iddiaya girmeye ne gerek var? Düşük almaz zaten. Saçlarım için girmiş mi? O benim idealistimden size ne oluyor diye. Şimdi şöyle, benim 27 yıl oldu. Çok şükür böyle bu tür iddialı laflarımızın hiçbir yerde kalmadı. Nedenini söyleyeyim size. Şimdi HDP yükseliyor ya, barajı geçme ihtimali var HDP'nin. Burada böyle bir yükseliş olduğu orada zaman, bir burada yükseliyor da başka türlü bir yükseliş oldu. Çok basit, net. Yani bunun
Ya o aslında bir tepkisel yükseliş. Tabii şimdi HDP'nin yükselişinden bir kısım barajı geçip AKP iktidardan düşürecek diye mutluluk duyarken ya da demokratik sebeplerle de o yükselişten mutluluk duyarken ama bir kesim de ülke bölünecek çünkü HDP PKK ile paraleldir diyerek de MHP'ye yönelenler de var. Peki sizin AKP seçmeninden mesela MHP'ye oy gidiyor. Bu bahsettiğiniz şey ben size soracağım başka bir sorunun cevabı olabilir. Mesela geçen sene Eylül ayında MHP'nin aslında seçmenlerinin gönülleri isteyerek oy vermediğini, hani çok da öyle bir siyasette varlık göstermediğini düşünüyordunuz. Öyle söylemleriniz vardı. Oysa şimdi MHP'deki yükselişe işaret ediyorsunuz. O süreçte bu HDP'nin bu varlık göstermesi mi tepkisel olarak MHP'de oyları yükseltti yoksa Devlet Bahçeli bizim bilmediğimiz daha başka şeyler mi yaptı oy yükseltmek için? Yok, ikinci dediğiniz değil. Yani belki yapmıştır da şimdi ben yani onlar çok ön planda değil. Yapmıştır da yapıyordur da ayrıca. Ama asıl sebep AKP'nin 13 yıldır açılım politikası dan gelen sinyaller, işaretler, AKP'ye oy veren seçmenden bahsediyorum. Bakın, bunların hepsi aşırı dindar olduğu için filan oy vermiyorlar. Bu %50'yi bir kere herkes bir doğru tanımlasın. Şimdi ben orada bir nokta koyayım. Size bu söylediğinize örnek olması açısından Ömer Faruk Bey'in gönderdiği bir mesajı bu arada SMS'i ben izleyicilerimize de paylaşmak istiyorum. Diyor ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan AK Partisi'nin ilk genel seçimlerde aldığı %34 olan oy oranını nüfusu 9 milyon olan özürlere para dökerek oyları %50'lere kadar yükselten benim. Ama Sağlık Bakanlığı'nı 70 puanla kazandım. OMSS hizmeti memurluğumu bana vermediler. Recep Tayyip Erdoğan'a memurluğumu vermediklerinden dolayı hakkımı helal etmiyorum. Demek ki özürlülerin sırtından para dökerek oy kazanmayı AK Parti kendi şerefine yediriyormuş diye bir mesaj göndermiş. Şu %50'yi o şekilde canı kazandılar değil mi? Canı yanmış, haklıdır. Canı yanan bir adam tabii ki. Böyle bir iddiası olarak. İddia değil, canı yanmış. Belli adamcağızın yani. Canı yanınca tabii kızacak yani. Hangimizin canı yansa kızmaz. Dolayısıyla dökmüş içini. İşte o %50'yi örnek olduğu için dediniz ya o %50'yi zaten açılımı. Yani. Yok, etkilerden biri. Biridir mutlaka canım. Yani şimdi ya başarısındaki tek etki de bilmem dindarlığı da değil yani. Şimdi işi gerçekçi bakalım. Mesela o yollar mollar bakıyorsun. Ben Anadolu'da çok dolaşıyorum. Her yer çift gidiş, çift geliş. Yani ilk 2-3 yıldır daha çok dolaşıyorum Anadolu'da. Biraz işim gereği. O tip şeyler de var. Ona bakanlar var. Sırf ona bakarak oy kullanan bile var. Yani bir sürü faktör var. Yok bilmem koalisyon olmasın diye veren var. Yani bu aldığı 50 var ya AKP'nin. Bu aldığı 50'yi kimse kemik değil bunlar bir dindarlıktan kere. Dindarlıktan veya kemik oy falan zannetmesin. Bunun içinde Tayyip Erdoğan'ı beğendiği için veren var. Ekonomi icraatı, için veren var. Ekonomi bozulmasın İstikrar diye veren, için var. Veren var. Şu için veren var, bu için veren var. Ama şimdi ben de diyorum ki bu tabloda değişmeler olabilir. Çünkü bir kere Başbakan Ahmet Davutoğlu. Başkanlık sistemine geçilsin deniyor ki, istiyor ki Sayın Cumhurbaşkanı. Niye? Çünkü başkanlık olursa aslında başkanlık istemesi şu demektir. Üç sokak dolaşıp şu caddeye çıkar. Yani Ahmet Davutoğlu diye bir başbakan istemiyorum gibi bir şey oluyor bu. Evet. Yani siz şimdi bunu istediğiniz türlü anlatın yani. Çıkacak kapı budur. Yani ben bir numara olayım veya ben yöneteyim. Beni seviyorlar zaten. Ben bu %50'lerle götürürüm bu vaziyeti. Başkanlık istenme sebebi bu. Ama bu toplumda bir şekilde hakikaten başkanlığı istemiyor. Hiçbir ankette Soner'i bırak hadi Soner. Toplum daha yaşanana hazmedemedi yani daha onu algılayamadı. Bu arada Rejiden Melek kulağıma söylüyor diyor ki benim köyümün yolları hala toprak diyor. Demin yolları duble duble dedik ya. Yok yol konusunda ben eğri oturur doğru konuşayım. Yok ama bazı yollar Karadeniz'de izleyicilerimiz biliyorlar biliyorsunuz böyle bu denizin alıp götürdüğü asfaltlar yağmurlarda çöken yerlerimiz yani. Bunlar da yollar da dört dörtlükte sağlam mı onda biraz ben tartışılır. Ben 13 yıldır AKP yerden yere vurmuşumdur. O yüzden de başıma çok şey de gelmiştir. Muhalifimdir, açıktır, nettir ama yol konusunda da taklarını teslim ederim. Çok yol yaptılar. Size rakam vereyim. Çok yol yaptılar.
Yok yok, her çeşit. O ayrı i̇şte da. İşte ben de ona dedim, çok yol ama yaptılar dedim. Ama bu üstünde gidilen yol anlamında orada hizmetleri var. Ya sırf o sebeple bile oy veren var. Şimdi burada soruyorlar diyor. CHP diyorlar, hiç konuşmadınız diyorlar. CHP'nin oy oranı ne olacak diye. Tamam işte sordum yani. Şimdi CHP'yi çok uzun anlattım da başını kaçırmış herhalde arkadaş. Oy oranını telaffuz etmediniz, onu merak ediyorlar. Ya CHP tabii ki yani iyi bir oy alacak yani, neticede CHP tutup kötü bir oy alacak değil. Ama burada bir şey var herkesin dikkatten kaçırdığı. CHP ister 27 alsın, ister 23 alsın, ister 30 alsın. Evet. 40 olabiliyor mu? Gerçekçi bakalım. Olamıyor. Başka sebeplerden olamıyor. Ülke şartları nedeniyle olamıyor. Yani tek başına gelemiyor değil mi? Evet, bir izleyicimiz gidelim. Demiş ki onları Amerika belirliyor demiş. Türkiye'de yok kimi lider şey. Olacağını, yok, yok. Hangi partinin? O, sevgili kardeşime söyleyeyim. Yani o komplo teorileri tutmaz. Türkiye'de geçerli değil. Türkiye toplum olarak da devlet olarak da know-how'u çok kuvvetli bir devlettir. Hiç Afrika ülkelerine falan benzemez. Yani kimse Uganda'yla, Tanzanya'yla veyahut Güney Amerika'daki bazı ülkelerle ya da Asya'nın güneyindeki ülkelerle karıştırmaz. Ama sol iktidarının yurt dışından da istenmediğini biz de biliyoruz. Her şekilde bir müdahale gördüğünü. Ya olabilir. Ya bir ihtilal, ya bir ama sürü bir karışıklık çıkardığını. Efendim tamam, istenmez ama çatır çatır gelmiştir. 77 seçiminde Ecevit başbakan oldu. Hatta 73'te ilk başbakanlığı Afyon'la ilgili biliyorsunuz, evet, kararları. Amerika'yı alt üst etti bilmem ne. Yani Amerika Türkiye'yi kontrol edemiyor öyle kolay kolay. Onu iyi, herkes bir yani inanan inansın. Herkes kendi düşüncesinde özgür. Amerika'nın ne isterse olur falan filan diye. Amerika'nın kontrol edemediği ülkeler vardır. Bazı şeyleri kontrol eder diye. Ama siz Amerika'nın desteğiyle iktidara gelirseniz? Amerika'nın desteğiyle iktidara gelen bir parti bile bir iki yıl sonra bildiğini okur Türkiye'de. Yoldan çıkar diyorsunuz zaten. Hayır hayır, bildiğini okur diyor. Yani işte o anlamda yani ortaklığı bozar. Peki bu... Şimdi bakın bir Türkiye'de bir Türkiye'nin know-how'u kuvvetli derken şunu kastettim. Know-how'u bir açıklar mısınız? Ya know-how'u şöyle söyleyeyim. Şimdi siz Irak dediğiniz ülkenin kaç yıllık geçmişi var, kaç yıl önce kurulmuş? 50 yıl diyelim ortalama. Neticede Osmanlı'nın bir eyaletiydi. Evet. Sonra İngilizlere geçti. Sonra bütün Arap Yarımadası İngilizlere geçti bizden. Sonra İngiltere oranın sınırlarını çizdi bir güzel. Hatta sınırları da cetvelle çizildiği nereden belli? Açın haritayı. Arap ülkelerinin sınırları böyle cetvelle çizilmiş gibidir. Yakın tarihine rağmen çünkü cetvelle çizilmiştir. Hareketli bir siyasi tarihi olduğu rağmen. Bir şey şunu demek istiyorum. Yani 50-60 yıllık ülkeler bunlar. Evet. Türkiye öyle değil. Türkiye 900 yıldır bu toplum, 900 yıldır Selçuklu'dan başlatın, Osmanlı'dan gelin, Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar 3 tane devleti var. Bu topraklardan bahsediyorum. Eski Asya'yı Masya'yı karıştırmıyorum. Bu topraklarda 900 senedir 3 tane devlet şeyi var. Hep hakim, hep güçlü. Hiç onun bunun kontrolüne girmemiş. Tam tersi kontrol etmiş. Yani bazı ülkeler böyledir. Kim gibi? Fransa gibi, Almanya gibi, İngilizler gibi. Peki 900 yıllık Türkiye'yi ben bu statüye koyuyorum. 900 yıllık bir ülke, 900 yıldır mevcudiyetini koruyan bir ülke sizce kendi içindeki o birlik, beraberlik ve barışı hala neden çözememiştir bu sorunları? Mesela bu kadar köklü bir ülkenin geçmişi olan, siyasi tarihi olan, işte sosyal yapısı çok zengin olan bir ülke neden hala bu süreye kadar kaşınabilir o zafiyetlerini devam ettirir? Neden çözemez? Şey mi diyorsunuz, açılım süreciyle Kürt sorunu mu? Kürt sorunu, Alevi Sünni sorunu kaşınabilir yani kolayca. Şimdi provoka edilebilen değerler tamam. Hala niye oturtmadı şimdi yeri? Şimdi bir kere Alevi Sünni sorununu çözmek çok kolay bir çok şeydir. Çok kolay, istenirse. Fakat istenirse. Bu iktidarlar buna niye yanaşmaz? Kendimi bildim bile hayret ederim. Çünkü niye? Bakın size bir örnek vereyim. Almanya dediğimiz bir ülke ki bunlar işte Naziler filan, Hitler mitler yani milliyetçiliğin, faşizmin, evet, ırkçılığın artık bayraktarlığını yapmış adamlar yani vaktiyle. Değil mi? Evet. Almanya'nın güneyi Katoliktir, kuzeyi Protestandır. Yani Hristiyanlığın iki ayrı mezhebidir bu. Ve birbirini de hışımla reddeden iki
mezheptir. O onu yanlış bulur, o onu yanlış bulur. Bizim Alevi ile Sünnilik gibi bu arada. Bir dakika. Yani Protestan Katoliği hiç yanlış yapıyorsun der. Katolik de Protestan'a yanlış yapıyorsun. Eksik bulur. Ama adamlar 500 sene önce çözmüşler. Protestan bir Almanla Katolik bir Almanın, Almanya'nın güneyi dediği Münih falan var ya. Evet. Oralar Katolik. Avusturya'da Katolik. Kuzeye çıkın. Hamburg. Bilmem işte sahil. Protestan şey, ama. Oralar Protestan. Çözmüş adamlar. Hiçbir sorun yok. Ana dilleri Almanca filan. Şimdi bizim ülkemizde devlet lütfetse yani bu ayıp apayrı bir konu. 500 yıllık bir ayıp. Ben bunu 30 senedir anlatıyorum. Bıktım anlatmaktan da. Hadi bir daha söyleyeyim. 500 senelik ayıp var. Alevi'ye yapılan ayıp var. Ayıp. 500 senelik ayıp var. Bu 500 senelik ayıbı çok kolay çözer. Yani cemevlerine verilen değer bu ülkede kiliselerle havraların depolarına verilen değerden daha az. Ya şunu bir ibadethane yerine koyup devlet sahip çıksa, tamam mı, cami gibi. Bir de akıl öğretir bizde Sünni inanç. Der ki bak sen yanlış yapıyorsun. Yani cemevinde ibadet olmaz filan der. Üstü kapalı böyle bir de akıl makıl verirler. Sana ne kardeşim ya? Sana ne kardeşim ya? Onun inancından sana ne ya? Evet, Sayın Erdoğan da öyle demişti. İslamiyet'in inancı, ibadeti camide olursa. Katolik de Protestan Almanya bu işi güle söyleye çözmüş. Tabii onlar 450 sene önce çözdüler. Bizde Alevi ezilerek çözüldü. Bastırılarak. Sen sus, sen yanlışsın denilerek çözüldü. Neyse, şimdi konumuz bu değil de. Evet. Bir kere Alevi meselesi çok kolay çözülür. Çünkü Türkiye'deki zaten Alevilerin %82'si Türktür. Sorun ana dilin ne diye. Türk adam evet. Başka dil bilmez ki. Adam Türk. %17'si Alevi'den bahsediyorum. Alevi Bektaşi'den bahsediyorum. İşte Zaza'dır, Kürt'tür filan. Ha, Kürt meselesine gelince. Yani Alevi meselesi benim için bir Sünni ayıbıdır. Ayıptır diyorum. Bak ayıp. Yok, ayıp. Onu zaten hani bu 9 yıllık Kürt'ün neden? O bir detaydı. Kürtçülük gibi. Yani ya niye o konu her açıldığında evet. Benim metabolizmam bozulduğu bir konu. Onun için hiç açmayalım. Bir 500 senelik ayıp o. Cumhuriyet'in ayıbı da değil. Osmanlı'yla başlayan bir ayıp. Yavuz Sultan Selim'le başlayan bir ayıp. Bir toparlayalım. Çünkü programımızı bitirdik. Evet. Çok özledim konu. Tamam peki. Kürt meselesinde sorun şu. Bakın İngiltere'de bir İngiltere devleti var ya, Kuzeyi İskoç bunların. İskoçça diye bir dil var. Evet. Adamlar İskoç. Bak çok meşhur James Bond'da oynayan Sean Connery dediğimiz adam. Sörlük ünvanını almadı, kabul etmedi kraliçeden. İskoççu diye, İskoç milliyetçisi. Hala bu sorun sürüyor İngiltere'de. Ama tek devletler. Şimdi Türkiye'deki sorun şu. Kürtçe konuşan Kürt diye bir adam var. Bu gerçeği henüz yeni herkes hepimiz görmeye başladık. Bu bir sorun mu? Evet, bu bir sorun. Bunu bir şekilde çözeceğiz arkadaş. Ama Kürtçe konuşan bir adam varsa ve Kürtçe diye bir dil varsa, çünkü bir bunu toplum yok sayamazsın. Olmanı, bunu yok sayamazsınız. Çözümünü nasıl buluyorsanız bulursunuz, oturulur, bin türlü hesap yapılır. Tabii bana sorarsanız ülkeyi bölmek hariç, hangi formülle gidiyorsanız gidin. Ama Kürtçe konuşan ve ben Kürdüm diyen bir adam varsa Kürt diye bir şey var demektir. Ama Alevi Sünni olayı apayrıdır. O apayrı. İnançla ilgili bir ama şeydir. Bunu birlik beraberlik o içinde yaşamanın zeminini isterlerse hazırlarlar. Ve birisi bir gün akıl edip bu Alevi meselesini çok kolay çözecek. Umuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hakan Bayrakçı, çok değerli bilgileri bizimle paylaştınız. Değerli izleyiciler, bugünlük de Ben Sorarım'dan bu kadar. Haftaya Salı gecesi tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.